Osmanlı serisinde 18. bölümdeyiz. 17. bölümde devletimiz bir iktidar, belki de yönetim değişikliğiyle karşı karşıya kaldı. Bir hükümet değişikliğiyle karşı karşıya kaldı. Ülkemizde bir devrim gerçekleşti. Faşistler başkentimizi işgal ettiler ve 30 gün boyunca orayı işgal altında tutup artık ülkemizi faşist diktatörlük haline getirdiler, yönetim anlayışını. Dolayısıyla ne oldu? Tabii kontrolümüz altındaki, etki alanımızdaki devletler etki alanımızdan çıktığı için bundan yararlanan Romanya bu odanı ele geçirmeye çalışıyor. Biz tabii müthiş bir ilişkimiz var. Aynı zamanda kötü şöhret de var. Risk almak istemiyorum ama kaynak var mı burada? Kömür var. Kömür var. Kömür, kömür. Biz de epey bir kömür alıyoruz aslında dışarıdan ama senin bir ilişkini azaltayım da etkilemeye kalkarsak zaten sen şimdi onu şey yaparsın. Şimdi enteresan şeyler deneyeceğim burada da. Öte yandan sizi etkileme çabamız devam ediyor. İrlanda, İskoçya, onları etkileyeceğiz. İrlanda, İskoçya. Tamam. Başka kim vardı? İtalyanlar. Onlar da 9. sırada ama nüfus tabii çok fazla. Başka Avusturya. O da tamam. Romanya, Eflak. Bu odanı zaten kaçırdık artık. Yunanistan'ı etki alanımı alabilirim. Gerçi bence hiç almayalım. Zaten orada herkes bir çabaya girişmiş. Uğraşmaya gerek yok. Sizi etkileyen, Hicaz'ı etkileyen kimse yokmuş. Ama Amerika ve Japonya müthiş bir mücadelede, gerek yok bu devletleri etkilemeye. İran'ı etkilemeye çalışalım aynı zamanda. Şimdi bunları ayarlayayım da çünkü ben bazı konuları yine şimdi değerlendireceğim. Çünkü devletimiz artık devrim yaptı ve şu an hiçbir devleti etkilemiyoruz. Biraz çevremizdeki devletleri etkileyelim. İspanya'yı etkileyebiliriz. Şu an orada da müthiş bir mücadele var. Kalsın, ilgilenmeyelim şimdi. Başka, ha bir de tabii faşist diktatörlük olduğumuz için fabrikaları vesaire yine biz kurabiliyoruz. O yüzden ben şimdi ne yapacağım? Senin bir kere ustalarını teşvik edelim. Senin de ustalarını teşvik edelim. Ankara, Adana. Orada tamam. Güdüavendiyar. Bunları da bir ayarlayalım da. Bölümden önce çünkü ben bir giriş yaptım, baktım. İhtiyacımız olan fabrikalara vakit kaybetmemek için. Hızlı bir şekilde ben onları şimdi belirlediğim kadarıyla kurayım. Mesela bir kereste imalathanesi gerekecek. Epey bir ihtiyaç varmış ülkede. Dışarıdan alıyormuşuz bunları. Nerededir kendileri? Burada var mı kereste? Göremedim de acaba var mıydı yani dedim. Sonra buharlı gemi, bir de yelkenli geminin masraflarını açmamışız. Onları açacağız. Vapur tersanesi, yelkenli gemi değil de vapur tersanesi olacak. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir saniye. Evet. Ve sen. Senin ihtiyaçlarını karşılayacağız. Gördüğünüz gibi epey bir ihtiyaç var. Yelkenli gemiyi tabii oyunun başında ihtiyaçlarını karşılamıyorduk. Onları da almaya başlayalım. Başka ne yapalım? Hüdavendiyar'a kuracağımızı kurduk. Bir de çelik mesela. Çok fazla çelik alıyormuşuz dışarıdan. Onu da gözlemlemiştim. Şu an hiç almıyoruz diyor. O öyle mi? Bir dakika, olamaz ya. O demir nasıl almıyoruz? Orada düzenlenmesi lazım şimdi. Bir bakalım tekrar. Ne diyor? Evet. Çünkü bakmıştım, ihtiyaçları belirleyeyim, ona göre dedim. Geleyim fabrikaları kurayım bu bölümde. Çünkü tek tek bakmak biraz zaman kaybettirebiliyor. Çelik fabrikası bolca kuracağız ülkeye. Onun dışında yakıt ya da gübre fabrikası, ikisinden biri olur. Gübre varmış. Yakıt rafinerisi, o da varmış. O zaman kurmaya gerek yok. Halep'te boya fabrikası kapatılmış. Boya fabrikası kapatılabilir. Sen mesela bakın, çelik ihtiyacı var. Ülkede çelik yok doğru düzgün. Dışarıdan alıyoruz hep. Her yere çelik fabrikası kuralım. Ki üretimi artsın onların. Kastamonu cam fabrikasıdır. Bunları da kapat olmazsa. Buraya hemen çelik fabrikası
Başka ne kuracaksın? Yakıt rafinerisi, onu da kur. Konya'ya delik fabrikası kur. Kıbrıs'a gerek yok. Musul'a gübre fabrikasını aç da mobilyayı kurmayabilirsin, açmayabilirsin. Başka kereste buraya da kurabiliriz. Kereste aslında bu Güney Sırbistan'a, Kuzey Makedonya'ydı. Oralara kurmak daha iyi olacak ama burada tabii fabrikalar tam. Başka da Rumeli'de tam. Tamam o zaman. Devam edelim. O çelik fabrikasını birkaç yere daha kuracağız tabii. Var mı şu an ustası değerlen... Gerçi şuradan da bakarız ama 13 bin Kastamonu'da işsiz varmış. Kastamonu'da kurduk fabrikaları. Kastamonu çelik fabrikasını kurduk. Tamam o zaman. Devam ediyoruz. Yakıt fabrikası, rafinerisi onu da kurduk. Top o da tamam. Konserve bir saniye sen devam et de. O tamam zaten konserve de tamam. İrlanda'ya etki alanımıza İrlanda'yı alma şansımız var. Hayırlı olsun. Ben İrlanda'ya ordu gönderiyordum. Şimdi aklıma geldi. Onu da bırakalım buraya da. Daha fazla artık burada ortalık karışmasın. Olan isyanı da bastırırız. Şimdi neye bakacaktık bir de? Kereste, evet. Gerçi kereste 862 çok fazla ihtiyaç da yok aslında ama kurduk artık. Top bataryası ona ihtiyaç var. Zaten fabrikaları canlandırıyoruz. Mühimmat ona biraz daha ihtiyaç var. Reform yapabiliyoruz yine ülkemizde. Sosyal reformları hızlıca geçirelim de ülkeye. Ya da bakayım serbest basını da isteyen yok. Şu an için çok düşük askeri ücrete 44 bin kişi istiyormuş. Hangisini geçirelim? Fark etmez gerçi de hani öncelikle neyi istiyorlarsa halkımız onu gerçekleştirelim diyorum ama herhalde en fazla istenen şu an için çok düşük askeri ücret karşılarız. Sorun değil. Şimdi sıralamada tabii fark her geçen zaman kapanıyor. Çelik fabrikası kurmaya devam abi. Ülkenin her yerine çelik fabrikası kuracağız. Kuzey Makedonya'yı kapat abi, buraya hemen çelik fabrikası kur. Şu ustalar burada fazla mıydı? Ankara, Adana. Elektrik fabrikasını kapatacağım herhalde. Artık. Ya benim ihtiyacım yok tabii de dışarıya çok fazla satış yapabiliyoruz elektrik fabrikasıyla alakalı. Tabii kauçuk yok yeterli. Brezilya'da var. Hollanda'da var. Başka Birleşik Krallık'ta. Onlar da Brezilya kimin etki altındaydı? Birleşik Krallık. Etkileme şansımız yok yani nüfusundan dolayı. Vergiler. Tamam. Ha, yönetim vergisini açalım artık. Gerek yok. Düşürmeye. Elden geldiğince yüksekte olsun. Eflakla alakalı. Şuna bir bakalım. Şu an Eflak'ı biz fetih edebiliriz sanırım. Yani gerçi 6 tane bölgesi var ama. Ama bunlar bir bölge tabii. Tabii yani tek bir bölge Eflak. Fetih yapılabilir. Onda savaş nedeni masrafı evet, çok fazla kukla olabilir. Neyse. Ben onunla ilişkimi geliştirmeye devam edeyim. Burma ile artık alakam yok. İtalya olmuyor. İsviçre. İsveç Rusların kontrolünde. Orası da artık mücadele eden ediyor. Onunla da ilgilenmiyorum. Şimdilik Romanya Rusya yakınına yaklaştırmıyor kimseyi. Romanya'yı da etkilemeye çalışalım. Gel bakalım seninle artık dost olalım. Buhara ile dost olmuyorum. Aslında olabiliriz de ama gerek yok. İran'la belki savaşlara girer. Şimdi İran'la savaş yapmayı da düşünmüyorum. O yüzden biz izlemeye devam edelim.
Şimdi hızlı bir şekilde sosyal reformları gerçekleştireceğiz dedik. İskoçya'daki çabamızı devam ettirelim. Şu İrlanda'da peki Birleşik Krallık samimi olmuş. Bir kötüleyelim onu da. Orada az ilişki geliştirsin. Hatta vazgeçecek çünkü çok fazla devleti etkilemeye çalışıyor. Gerçi yine gönderiyor ama çok fazla devleti etkilemeye çalışırken buraya puan harcaması gereksiz olacak onun için. Yine de kendini zorluyor. Kolay gelsin. Ha, Burma'dan vazgeç. Burma'yı istemiyorum artık. Ona da gerek yok. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Şu an yeni birimlerimiz oluşturuluyor. Yani şimdi şu birimlere yine ayıralım. Birer tanesini yine şöyle tank birimlerimize göndereceğiz. Özellikle onların savunması çok zayıf. Aslında tüm birimlerimize göndereceğiz. Saldırı, savunma. Çünkü bir birim de olsa bu mühendislerin bulunmasının faydası oluyor orduya. Şimdi bir tane daha sen gel. Onu da arkadaki birime gönder. Onlar ikisi birleşik miydi? Buraya süvari lazım. Buraya bir adet değil, hatta oraya bir süvari lazım. Oraya hemen ağır süvari alalım. Bazı ordularımızda muhtemelen süvari desteği çok az. Böyle 6000. Şu arkadaş bunu dengeli bir şekilde ikiye bölelim. Ve bu iki birime de özel şöyle. Sen de buraya alalım. Tamam. Güzel. Çünkü bu birimler kuşatma da yapacak. Aynı zamanda savunmada da kalabilirler bazen. Savunmada kaldıkları zamanlar işte daha iyi mücadele etsinler. İsteğimiz o. Şimdi sizde zaten durumlar tamam. Size belki biraz topçu ekleriz. Buradaki birimlere. Senin piyade eksiğin var. Bolca hem de. O yüzden sana bir de piyade alacağız. Sonra nüfusumuz bir oluşsun. Piyadelerimizle alakalı. Son askeri teknolojimizi de tamamlıyoruz. Bu askeri teknolojinin de tabii büyük önemi var. Bakın gördüğünüz gibi piyadenin saldırı, savunma yetenekleri vesaire artacak. Bunlar da tamamlandığında özellikle savaşlarımız daha da rahat geçecektir. Tirol'de bir uluslararası kriz varmış. İtalya bizden arka çıkmamızı istiyor. Ben Avusturya'nın yanında olmak isterim ama Avusturya teklif gönderir mi bana? Sayın Avusturya. Hay Avusturya benden destek iste. Evet. Buyurun. Yani benden destek istemedi. Görüşünü arttıralım. Benden destek istemedi. Halbuki destek isteseydi ben yardımcı olacaktım ama bizi bu kadar tehdit mi görüyorlar? Ne yapıyorlar? Şu an tabii bu şekilde olduğuna bakmayın. Önümüzdeki yıl bu meclis düzelecek. Oyunun öyle bir özelliği var. 148 bin kişi bu reformu destekliyormuş. Yasal olmasını istiyorlar. Kabul ederiz. Devam edelim. Şimdi askeri reformlarımızı tamamladık. Teknolojimizi tamamladık. Seni alalım. Otomatik nüfusumuz güçlensin. Çelik üretimimiz ne durumda? Kuruldu mu fabrikalar? İhtiyaç duyduğu fabrikalardan bahsediyor tabii. Şu an sen kuruldun. Senin özelliğini arttıralım. Bir seviyede yükselteyim ben seni de. Şimdi diğerleri daha kurulmamış. Tamam. Bekleriz. Hatta senin böyle bulunman zor olacak. Şöyle baksak. Gerçi öyle de zor bulunuyor. Tamam böyle kalsın o zaman. Çünkü ihtiyaç duyan fabrikaları da ekliyor oraya. Ondan dedim öyle yapalım diye. Sayın Romanya. Prestij kazanmaya devam ediyoruz. 1928 yılındayız. Kolombiya dostluk istiyor. Reddediyoruz tabii. Onunla dost olmanın bana bir faydası olmayacak. Şimdi bizim limanlar ne oldu? Deniz üslerimiz yapılıyorlar. Zamanla tamamlanır onlar da. Prestij alalım. Bakın ülkedeki isyan riski epey bir düştü. Hatta artık ülkede isyancı da kalmadı. İşte faşist diktatörlüğün böyle bir avantajı da var. Zaten reformları da yapabildiğimiz için.
Görüşümüzü arttıralım. Japonlar da dostmuş bu arada. Şimdi reformları da tamamladıktan sonra tekrar Cumhuriyet'e geçebiliriz. Cumhuriyet'e geçmek için de işte önceki bölümde de dediğim gibi bir meclis konusunda reforma ihtiyacımız var. Şöyle bir tekrar gelelim biz oraya. Toprağı endeksi seçim sistemi ve gizli oy sistemini getirmemiz gerekiyor. Tabii oyunun sonuna kadar bütün reformları tamamlayamayız ama çünkü epey de bir reform var yapılması gereken. Bazıları belki eventle de gelebilir destek olarak bize. Gelirse onların yardımıyla daha kolay tamamlarız tabii reformları. Mesela sosyal reform desteğini hızlı bir şekilde aslında arttırırsam daha da iyi olabilir. Bu sayede vatandaşlar meclisi zorlar yani reform yapmaya. Sosyal reform. Seni kapatalım. Şimdi askerler gelmeye devam ediyor. Bunlar saldırı süvarileri. Burada eksik olan birimler vardı. Şimdi saldırı açısından birimlerimize sizleri bir ekleyelim. Şu birime seni ekleyelim. Olimpiyat oyunlarından dolayı yine bir prestij kazandık. Seni şöyle birleştirelim. Çok güçlü bir saldırı birimi kendisi. Birleşik Krallık bize dost olmak istiyor. Kabul ederiz. Ama bak işte kabul ediyorum. Sen gidip ne yapıyorsun? Hayır niye benim şimdi beni götürüyorsun ki orada? Yalnız adam bizden daha hızlı etkiliyor orayı. Şu Romanya'ya geçelim de İrlanda, İskoçya elden gidecek. Hadi İrlanda neyse de İskoçya neyse de İrlanda gidecek en önemlisi. Etkilemez, uğraşmaz dedik. Uğraşacağı tuttuğunda. Eflak'taki görüşümüzü arttıralım. Dost olarak reform yapabiliyoruz. Ne diyor? Serbest basın 30. Ben en iyisi sendikalara yoğunlaşayım. Şu sosyal reform isteğini çünkü vatandaşları ne kadar arttırırsak o kadar iyi olacak bizim için. Çelik fabrikalarımız kuruldu mu? Sayın Çelik. Sizleri detaylandıralım şöyle. Hemen üretiminizi arttırın. Acil olarak. Şimdi bol bol çelik almamız gerekecek. Dışarıdan alıp duruyormuşuz bunları. Şöyle bir izleyelim. Senin katılan insanlar var. Yani ne üretse satacak şimdi. Çünkü çok fazla ihtiyaç var çelik konusunda. Kimdir bu? İrlanda. İrlanda yalnız senin durumun sıkıntılı ya. Bizden önce etkileyecek seni Birleşik Krallık. Şu an o bizden de hızlı gidiyor ama. Şovenizm alalım. Şu an senin etkini ortadan kaldırmak lazım. Neyse ki şimdi tabii yani diplomatik nüfus katkısı aldık. Biraz daha hızlı bir şekilde en azından İrlanda'yı etkileme şansımız olacak. Hatta ben kötülerim de onu bu gidişte. Oyun durdu sandım da ilişkiyi yavaşlatmış. Hatta Büyükelçiyi kovarız. Şu puanı toplayalım da Büyükelçiyi kovup direkt Birleşik Krallığın etkisini azaltalım. Devlet üzerindeki. Şimdi benimle dost olmak isteyen devlet var mı? Fransa. İstemiyorlar. Peki. Bir dünya savaşı çıkacak o zaman yine. Tabii dünya savaşı çıkacak ama aslında dünya savaşını Amerika ile yapsak daha iyi olur. Birleşik Devletler ile. Bu şekilde çok bir önemi yok bizim için. Sen üretimini karşılıyorsun. Satışlar azalmış. Konya'da çaban var. Kuzey Makedonya'da var. Şu fazla nüfusun olduğu yerlerde biraz daha azaltabiliriz. Şimdi çelik fabrikasına yoğunlaşmak istediğim için Ankara, mesela Diyarbakır'da silah üretiyorlar. Ona gerek yok. Şu Doğu Makedonya'ya bir tane gönderelim. Ankara Adana yerine. Güney Sırbistan'da var. Hemen onun yoğunluğunu arttır. Halep'e gönderelim. Ustaları teşvik edelim. Nereden gönderelim? Diyarbakır'dan.
Tamam, devam edelim. Şuradan bir üretime de ara ara bakalım. Bu arada tabii eyalet olabilecek topraklarımız var. Onları hemen eyalet yapmaya devam edelim. İspanya'nın dostluk teklifini kabul etmeye gerek yok. Sen git en iyisi seni etkileyenlerle dost ol. Bizim seninle işimiz olmaz. Evet, üretim kapasitemizi epey bir arttırdık. Yani böyle zannediyorum. Tabii istek de çok fazla çelik konusunda. Elden geldiğince onu yükseltmem gerekecek. Çok hızlı bir şekilde. Tabii Amerika Birleşik Devletleri çok hızlı bir şekilde yine sanayilerini, askeri güçlerini arttırdıkları için kısa zamanda bizi geçme ihtimalleri de var. Bu prestiji zaten o riski alarak gerçekleştirdim. İskoçya'yı etki alanımızı ekleyelim. Birleşik Krallık'ın işi yok. İrlanda bizi kötülemiş bu arada. Sayın Birleşik Krallık. O 65'e bir gelsin, ben seni kovalayacağım oradan zaten. Ondan sonra sen daha memnun olacaksın. Şimdi biz şuradan devam edelim. En iyi sosyal reform isteğini arttıralım. Başka? Bekliyoruz. Şimdilik çok fazla yapacak bir şey yok. Birleşik Krallık'la tabii dost olmamız önemliydi aslında. Özellikle bu Amerika Savaşı'nı yaparsak orada kendisinin önemli bir desteği olacak bize. Özellikle topraklarını kullanmamıza izin verdiğinde. Hatta askeri geçiş izni alsak veriyor. Dostuz zaten. Yani bunu yapması lazım. Dost olduğum halde o geçiş iznini vermezsen nasıl dostsun sen? O zaman senin dostluğundan da şüphe ederim ben. Donanmamız hala burada bu arada. Onu da getireyim. 153 birim taşıyor. Tabii artık ülkede isyan ihtimali de neredeyse kalmadı. Olası, yani seferberliği ilan etmeden bile bütün orduyu götürüp gerekirse Amerika'da savaşta yaparız. Şimdi tabii şu limanların arttırılması lazım seviyesinin ki epey bir asker götüreyim oraya. Orada tabii Amerika'nın yanında bir devlet daha olsa mesela bir dünya savaşına dönüşse bu çok daha iyi olur ama o da herhangi bir devletle ittifakta değil. O yüzden hani dünya savaşında alacağı yenilginin bedeli kendisine daha ağır olacak. Öyle olduğunda. Şimdi Kuzey Makedonya'da gayet iyi bir üretimimiz var. Togo'da kapatmış. Abicim biz açın diyoruz, bunlar fabrikayı kapatıyor ya. Hayır, o fabrika bir de nasıl battı? Ülkede çelik yok zaten. Her yerden çelik almışız. Sen niye batıyorsun? Satamamış. Ya bu ülkenin bu kadar çeliğe ihtiyacı var. Satman lazım seni rahat rahat. Gerekirse gümrük vergilerini düşürürüm. Batmayın da, seni desteklemişiz zaten. Açtığımız fabrikaları desteklemişiz. Şu an için 5000, 6000 satılamadı mı? Abi dışarıdan almasına gerek yok. Gelsin ülkesinden alsın. Niye dışarıdan alıyor ki çeliği? Ülkemizde fabrika üretim yapıyor, hala dışarıdan alıyor millet. Tebrik ederiz yani. Yorum yok. O konuda da. Efla'da etki alanımızı aldık. Şimdi senin durumun, benim danışmanlarım mı kovmuş? Ya bu İngilizler ne yapmaya çalışıyor böyle? Enteresan hamleler. Bir saniye. Şey, diplomasiye bakacağız. Bir dakika. Kaç puan geliyor? 292. Şunu boş ver artık. Efla etkilemeye çalışan var mı? Fransızlar etkiliyormuş biraz. Seni bir tık arttırayım da. İran konusunda Rusların bize karşı bir çabası var. Gerek yok şimdilik. Şu İrlanda'yı çözelim abi. İrlanda nedir ya? Birleşik Krallık kendi etki alanını almaya çalışıyor. Devleti. Çelik fabrikamız ürün satamamaya devam ediyor. Ben bu kadar ihtiyaç var. İşte ne diyeyim ben? Yani dışarıdan alıyor millet. Reform yapmaya devam ediyoruz. Şimdi sosyal reform isteğini arttırabiliriz biraz daha. 1929 yılındayız. Hani oyun bitmeden de
şu reformların önemli bir kısmını tamamlayalım. Hani demokrasiyi en azından garanti altına alalım diyorum. Sosyal reform isteğini alalım. Yine devam edelim. Şimdi bizim yapmamız gereken kaç reform var? İşte 4 tane buradan bir reform yapılacak. Toplam. Bir tane buradan 5, 6. En az 6 tane reform yapmamız lazım. Onları da gerçekleştirdiğimizde demokrasiye geçiş yapabileceğiz. Türkiye'yi kuracağız, cumhuriyet olarak. Bu arada Birleşik Krallık bizi savaşa çağırıyor. Bir Amerika ile savaşın olsa ne iyi olur ama Rusya, İran, Fransa, yalnız Dünya Savaşı olur bu. İran'ın ne kadar askeri var? Savaşa gireriz. Savaşa gireriz. Bu bir Dünya Savaşı'na dönüşmüş oldu. Böylece Osmanlı Devleti 3. Dünya Savaşı'nı gerçekleştiriyor. Savaş lideri tabii ki benim. Savaş yeterince iyi gitmiyor diyor. Duruma göre benim isteklerim olur. Şimdi bizim saldıran ordularımızın bazılarını öbür tarafa götürelim. Burada benim bir tane birimim olacaktı sanki saldırı. Sen değilsin ama o. Yukarıya alalım seni de. Ha, bu arkadaş işte. Fransa'yı işgal etsin burada özellikle. Hatta şu limanları önce alalım da asker indirme şansını zorlaştıralım. Burada tabii İran da savaşta. İran'ın da önemli bir askeri desteği olacaktır bize karşı. Şimdi sizin sayınız böyle. Seni aşağı indireyim ben. İran'la savaşacaksın. Başka tabii biz henüz askeri anlamda reformlarımızı da tamamlayamadık aslında. Şu reformlar tamamlansaydı çok daha iyi olurdu. Sizin ise şöyle Almanya'yı da aslında savaşa çağırabilirim şu anda. Edilmeyecek diyor gerçi. İşte böyle bir dost kendisi. Benim dostum olup savaşa girebilecek bir devlet var mı? O da yok. Tamam. Şimdi saldırı birimlerini, savunma birimlerini bir düzenlemek lazım da. Öncelikle şu saldırı birimlerini komple aşağı indirelim. Çünkü muhtemelen oradan çok saldırı alacağız biz. Yani işgal yapmaya çalışacaklar şehirlerimize. Seni de aşağı indireyim. Şu arkadaşın durumu belirlenmedi. Kere seni ayırayım birimlerden. Şu arkadaşı ise buraya getirelim. Senin piyadelerin hala hazır değil. Sana biraz piyade alalım. Hatta şöyle yapalım. Bu Konstantiniyye'deki etkiyi kaldıralım. Sizler gelin şuraya. En iyisi birleşin. Şimdi devam edelim. Saldırıları izlememiz gerekiyor. Burada 3000 asker, bunlar topçu, zayıf birlikler. Onları da kovarım ileride. Şimdi tabii işin kötü yanı diğer piyadeler de buraya gelecek ama seferberlik sırasında çağırdığımız askere. Sen nereye gidiyorsun kardeşim? Şuraya gel, kuşatma yap. Şuraya. Senin de şuralara gelmen lazım. Batı sınırlarımıza saldırı olacağını sanmıyorum. Sen saldırı birimi değilsin. Şurada hattı açacak bir tane birim bırakayım diyorum. 30 birim var. Şuraya bir saldır, ilerleme şansımız olsun. Bu arkadaşı da hatta göndereyim. Siz ikiniz herhalde aşağı yetersiniz. Şimdi kuşatmalar devam ediyor. Sizi ikiye bölelim. Getireyim burayı, ikiniz birlikte kuşatın. Düşman Afrika'ya asker getiremesin. Bölüm tabii bitebilir. Önümüzdeki bölümde devam ederiz. Yine bir dünya savaşındayız. Tabii büyük bir prestij, büyük bir güç kazanmak isteyeceğiz muhtemelen. 16 kötü şöhretim var. İsteyeceklerimi de ona göre dile getirmem lazım. Fransa'yı belki vergiye bağlarız. Durumlara bakarız diyorum. O zaman hoşça kalın.